Akhisar'ıma. Yok yok, çalışmıyorum. Emekli oldum kardeş. Evet. Emekli oldum, çalışmayı düşünmüyorum. Sağ ol, sağ ol. Efendim? Yok, yurt dışına yerleştim ben artık. Evet, Türkiye'de yaşamıyorum ya. Türkiye'de değilim ben. Yok yok, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, iyi günler. Alo. Kardeşim, aramayın artık ya. Aramayın ya, yeter daha. Kardeş, bir daha aramayın bak bu numarayı, tamam mı? Çalışmıyorum ben, emekli oldum. Uğraşamam. Hadi. Kardeş, aramayın demedik mi size? Yeter daha. Hocam ben Ahmet Nur Çebi. Başkanım? Rahatsız olduysanız kapatalım hocam. Yok başkanım, şey dedim, bizim burada altın arıyorlar da aramayın dedim. Bu bölgede altın yok demek istedim başkanım. Anladım hocam, müsait misiniz? Evet başkanım. Hocam siz Beşiktaşlıydınız değil mi? Başkanım zaten biliyorsunuz yani ben doğuştan Beşiktaş. Tabii. Bize Fenerbahçe dediler de. Yok başkanım, Fener. Ya tabii Fenerbahçe'de öyle bir aile takımımız ama tabii doğuştan Beşiktaş başkanım yani. Tamam hocam, görüşme Evet. şansımız var mı? Para olarak ne düşün? Parayı Parayı karıştırma, karıştırmayın. kulübe gel görüşelim. Ha. Peki başkanım, geleyim kulübe görüşelim. Sağ ol, sağ ol. Yok yurt dışında falan olur muyum başkanım? Hemen şey diyeyim zaten. Ben de burada stadın yanında çaycıdayım. Şimdi hemen geliyorum. Hemen geliyorum başkanım. Beşiktaş. Ulan şimdi adamın yanına forma, güzel bir forma giymek lazım da. Bu ne? Fenerbahçe forması. O da Fenerbahçe forması. Şunlar. Şöyle koyalım bakalım. Fenerbahçe forması. Fenerbahçe forması. Fenerbahçe forması. Ulan. Bu da Fenerbahçe forması. Şu ne şu? Bu da Fenerbahçe. Ulan Beşiktaş'la alakalı bir şey yok burada. Ben ne yapacağım ya? Dur ben buldum ne yapacağımı. Ha şimdi. Bir tane beyaz gömlek. Üzerine bir de siyah gömlek giydim mi? Şöyle bakayım bir. Ha tam Beşiktaşlı gibi olurum. Şöyle bir Beşiktaş formamız yok ama şöyle bir beyaz gömlek. Altına da siyah gömlek. Böyle gidebilirim. Ha, telefon. Efendim başkanım. Evet, kulüp bilansının koronadan dolayı. Tamam. Online konuşalım. O zaman ben uygun bir yere gidiyorum başkanım. Hemen konuşalım. Tamam. Skype olur. Discord olur. Discord'un şeyi olabilir. Arden'in bir kanalı var başkanım. Özel oda diye. Ben size davet atıyorum. Şey Gürkan'ın, pardon. Gürkan'ın. Evet. Ben size davet atıyorum başkanım. O Gürkan'ın odasında buluşalım. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Bağlandım mı ya? Kendi kendime mi bakıyorum acaba? Saçları falan da. Nasılsın hocam? Merhaba başkanım. İyi günler. Sağ olun, sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Hocam ev mi orası? Neredesin? Yani evdeyim başkanım. Şu an kamerayı çevirme ihtimalim yok ama tabii ki evimizde her taraf işte Beşiktaş Çok güzel. efsaneleri, Beşiktaş posterleri falan filan var şu an duvarlarımızda. Doğuştan Beşiktaş sanırım. Böyle bir Beşiktaş iş. Doğuştan gelen iliklerimize işlemiş bir Beşiktaşlık var başkanım yani. Onu da söyleyebilirim. Hocam şimdi hiç konuşalım. Ne diyorsun hocam? Bu takımı şampiyon yapabilir misin? Şimdi başkanım, biraz ciddi olmakta fayda var kendi açımdan. Eğer ben size bu sene Beşiktaş'ı şampiyon yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım diyorsam ya da size herhangi bir hoca, başkanım beni getirin, ben bu sene kesinlikle bu takımı şampiyon yapacağım diyorsa bu bir yalan. Yani hayal satmak olur. Çünkü karşımızda bir Galatasaray var. Galatasaray takımının başında hoca biliyorsun Fatih hocamız var. Fatih Hoca var, pardon hocam. Hocamız dedim. Fatih Hoca var. Ne biçim hoca Fatih Hoca var? Başkanım Beşiktaşlı olarak yani yakışmaz bize. Şimdi kalecisi çok iyi, golcüsü çok iyi, orta sahası çok iyi. Çok iyi bir kadrosu var. Ha biz ne yapabiliriz? Ki benim zaten anlaşma yapmadan önce söylemek istediğim şey de şu.
Ben geleceğe yatırım yapmak istiyorum. Yani başkanım benden 1 sene 2 sene başarı beklemeyin. Ondan sonra da başarısızlık asla beklemeyin. Geleceğe yönelik vizyonu olan, potansiyeli olan oyuncuları kadroya katıp o oyuncuları geliştirip daha yüksek paralara satmak, oradan Beşiktaş'ın para kazanmasını sağlayıp daha sonra yatırımlar yapmak istiyorum. Çünkü artık Türkiye'deki kulüplerimizin hali de belli başkanım, görüyorsunuz yani borçlarımızın hepsinin farkındayız. Bunun sona ermesi lazım. Eğer gerçekten şampiyon olamadığım ilk sene, belki ikinci sene de bana bunun faturasını çıkarmayacaksanız, arkamda duracaksanız ben bu anlaşmaya uygunum. Ve söz veriyorum, ikinci seneden sonra, yani 2 sene belki bu 2 sene içinde de şampiyon olabilirim ama 3. seneden sonra bambaşka bir Beşiktaş olacak. Ben de bunun sözünü veriyorum size. Hocam vallahi beni etkiledin. Yarın kulübe gel, sözleşmeyi imzalayalım. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Başkanım bir de bu parayı dediğiniz sonra konuşuruz demiştiniz ama o Onu para... sen boş ver hoca. Sonra Tamam, sonra konuşuruz. konuşuruz. Ne zaman konuşuruz başkanım? Hani 3 sene sonra falan mı konuşuruz yoksa? Ha, İmzada, imzada. imzada. Tamam başkanım. Sağ olun, saygılar, sevgiler, sağ olun. Ulan arkadaş, parayı sonra konuşuruz. Belki bana bir dolar vereceksin, belki 1 milyon dolar vereceksin. Ben nereden bileyim ya? Şu düştüğümüz hale bak, giyindik. Her tarafımız siyah bez formu yok. Donla adamın karşısına çıkıyoruz. Allah'tan adam bizi görmüyor orada ya. Şunları çıkartayım da. Kendimize bir tane de Beşiktaş forması almak lazım. Böyle olmayacak iş. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Yeni bir konseptle karşınızdayım. Uzun zamandır sizlere söylediğim ancak bugüne kısmet olan yeni bir konseptim var. Arkadaşlar bu konseptin adına transfer kariyeri ya da hızlı kariyer diye iki başlık koyacağım. İkisinden birini ilerleyen zamanlarda hangisi daha çok tutulursa öyle devam edeceğiz. Arkadaşlar uzun zamandır kafamdaydı zaten bu proje. Bazı arkadaşlarım canlı yayına gelenlere de söylemiştim. Peki gelmeyenler bu projenin ne olduğunu istiyorsanız bir kere daha anlatayım onlar için. Bu uzun uzun maçların yapıldığı bir kariyer değil. Rebuild videolarındaki gibi de 3 tane 5 tane adam buldum. Evet arkadaşlar adamları buldum hemen hızlı geçiyoruz da değil. İkisinin ortası. Yani ne demek bu? Rebuild'lerde biliyorsunuz kısa sürsün diye videolar. Hemen adamları buluyorlar. Hepimiz yani öyle yapıyoruz. Evet 5 tane adam buldum. Şunları sattım. Bunları aldım. Hadi bakalım sezonun sonuna geçiyoruz tarzında. Biz normal kariyerlerde de sürekli her maçı oynuyorlar. Biz çok önemli maçları, canımızın istediği derbi maçları olabilir, bir final olabilir, o maçı oynayacağız. Onun dışında simülate edeceğiz ama oyuncuları 5 adam buldum, 3 adam buldum, hadi geçiyoruz tarzında değil. Oyuncuların hepsini beraber yapacağız. Beraber scoutları beraber göndereceğiz. Oyuncuları beraber inceleyeceğiz. Hangi oyuncu bize ne kadar mal olmuş? Hangi oyuncuyu kaça satarak bu kulübü daha fazla ayağa kaldırabilirim. Yani sportif direktör gibi düşünün arkadaşlar. Tamamen transfer bizde olacak ve bu transferleri hemen geçmeyeceğiz. Beraber yapacağız. Kimleri gördük, kimleri bulduk, kimleri almadık, kimleri aldık. Hepsini beraber yapacağız. Ve yeni konseptimde Beşiktaşlı kardeşlerime sözüm olduğu için ilk önce Beşiktaş'la başlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim bakalım. Hadi bakalım Beşiktaş hızlı kariyerimiz başlasın. Evet, kaderde bu da varmış. Beşiktaş'ın başına geçmek de varmış. YouTube'dan Beşiktaş'ın başına. Bakalım Beşiktaşlı yönetimi mutlu edebilecek miyim ve taraftarları. Şimdi sezon öncesi turnuva var. Sezon öncesi turnuvaya katılmam lazım. Çünkü para kazanmamız lazım. Mutlaka kazanalım. Katılalım pardon. Burada genelde neden bilmiyorum ama Wolverhampton'la eşleşmek istiyorum. Çünkü Wolverhampton'ın olduğu yer bizim Avrupa Kupası'nda da var. Bunlar. O yüzden onlarla eşleşeceğim. 8 milyon euro değeri var. Bu turnuvayı kazanırsak çok güzel paramız olacak arkadaşlar. Benim için bayağı bir önemli. Şimdi ilk olarak yapmam gereken şey antrenmanlar. Kafa olarak kendime şunu söylemem lazım. Ben kimi kafama koydum? Hangi oyuncuyu? Biliyorsunuz her hocanın kafasında bazı oyuncular vardır. Bu çocuğu ben geliştireceğim. Bu çocuğu şöyle yapacağım tarzında. Her hocanın kafasında kurduğu bazı oyuncular vardır. Benim kafamda da var arkadaşlar. Benim kafamda kurduğum oyuncu da Batuhan değil de Güven Yalçın. Ben niye bunu Batuhan bilmiyorum. Güven Yalçın arkadaşlar. Şimdi Güven Yalçın'ın antrenmanlıklarını verelim. Bakalım ne yapalım. Bitiriciliği falan bayağı düşük. Şunları bir şey yapalım. Bunları bir Güven Yalçın'ı bayağı bir ilerletmemiz lazım. Şunları bir düzenleyene bakalım. Sürekli Güven Yalçın'a veriyorum her şeyi. Dribblingine bakalım. Dribblingine hız kontrolü, top dribbling falan bunlar zor. Çevikliği falan çok az. Güven Yalçın'a yine bunu verelim. Bir daha bakıyorum Güven Yalçın'a. Bir şey daha verebilir miyim? Burada hiçbir şey yok. Savunma olabilir. Pas. Şutta var mı? Şutta yok. Pasta var ama. Şöyle bakalım. Pası bayağı bir kötü. Uzun pas. Orta açma. Orta açmaya gerek yok. Şöyle bir geçiyorum. Görüş, uzun pas. Kısa pas, görüş ve uzun pas. Bunu da açalım arkadaşlar. 3 tane antrenmanı
Güven Yalçın'a verdim. Bir de Doğukan Tokoz olabilir. Aynen. Bu çocuğu da geliştirelim. Bunun da savunması biraz önemli benim için. Zor diyelim, top kesme falan. Bunlar biraz geliştirsin çocuk. Ve aynı zamanda bir daha gelelim orada. Bir daha Doğukan Tokoz'u bir daha geliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Zor. Görüş kısa bas, bu benim için çok önemli. Dribbling biraz önemli olabilir. Çeviklik falan biraz da buna çalışsın. Artık arkadaşlar kafama koyduğum Güven Yalçın ve Doğukan Tokoz. Bunları kafaya koydum. Bunları mutlaka geliştireceğiz. Hep beraber geliştireceğiz. Şimdi bakalım. Yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. Kadromuza geldikten sonra önce bir sistemimizi ayarlamak. Daha sonra sistemi ayarladıktan sonra kim nasıl oynayacak onu ayarlamak. Daha sonra da satılacak oyuncuları bulmak. Hemen ben sistemi geçiyorum. 4-3-3 atak oynayacağım ben. Evet arkadaşlar, bu şekilde baktığımız zaman kadromuz gerçekten alternatifsiz bir kadro. Sol açımızda Enkudu var. Bakıyorsunuz yediğinde Diaby normalde sağda oynuyor ama hadi neyse sol tarafı olsun demişler. Yine burada Tyler Boyd var, Lens var. Bakın bunların hiçbir Diaby, hiçbir tanesi çok iyi adam değil. Adem Laiç tamam, eyvallah, burada çok iyi. Boateng yediği eyvallah. Burak Yılmaz iyi bir oyuncu. Hadi yediği Boateng, Güven Yalçın, bu da tamam. Ön libero'ya geçiyoruz. Şimdi burada Doğukan'a koydum. Atiba var. Atiba 36 yaşında. Bu ligde ligi kaldıracağını düşünmüyorum. O yüzden Doğukan'ı koydum ve gelişmesini de istiyorum. Hadi Elneny var 76'lık. Hadi belki bunun yerine bir Atiba yapabiliriz ama 36 yaşında. Gerçekten şöyle bakıyorum da. Bu arada Elneny'nin hızlanması hiç 59 falanmış. Elneny'nin yerine Atiba'ya koyalım hiç olmadı. Vida Ruiz eyvallah, bunlar da tamam ama şimdi 78 ve 79'luk iki tane stoperim var. Yedeğine bakıyorum, 72'lik bir tane stoperim var. Necip de 71, iki tane daha stoper var. Mutlaka iyi bir stoper lazım. Sağ bekim hadi Gökhan Gönül, Douglas 73 eyvallah. Caner Akin'le Roko, bu da eyvallah tamam. Ama diğer bölgelerim, yani stoper yediğim bir kere kesinlikle yok. Stoper yediği mutlaka almam lazım. Bir tane stoper yediği lazım. Onun haricinde Adem Leş eyvallah. Bir tane ön libero, iyi bir ön libero lazım. Sol açımda sağ açımda hiç kimse yok. Yani öncelikle yapmam gereken şey şu arkadaşlar. İşte işimize çok yaramayan ama kadroda boşu boşuna dolgunluk yapan oyuncuları bu takımdan gönderelim. Ve daha sonra onların yerine yeni oyuncular alalım. Hemen transfer komitemi başlatıyorum. Transferlerimiz başlayacak. Bir scout ekibi oluşturacağım ve döneceğim. Arkadaşlar ilk olarak Yunanistan'dan Stapanos Kristilolopoulosu 5'e 5, yani tecrübesi 5, görüşü 5, 4 milyon euro değeri var ama alacağım. Çünkü bununla alakalı yani bu bölgeye hiç olmadı bazı bölgelerimize altyapımızdan oyuncu yetiştirelim diye düşünüyorum. Bu arkadaşımızı hemen göreve çağırdım ve Türkiye'den bize bir şey kursun arkadaşlar. Güney Avrupa Türkiye'den bize bir şey kursun, oyuncu izleme sistemi kursun. Bakalım nasıl oyuncular bulacak bizim için. Ama şu anda stoper yediği benim için önemli demiştim az önce. Stoper yediği, stoper yediği olabilir bence, mantıklı. Bek yediği olabilir. Mesela Gökhan Gönül vardı, Caner vardı. Öbür tarafta ikisi de yaşlı. Oralara bek almak yerine acaba diyorum ki genç bir oyuncu mu bulsa? Yani PAF takımdan mı oyun çıkarsam? Ön libero'da zaten Doğukan var. Forvet'e ileride Güven Yalçın düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. O da tamam. Sağ açık sol açık da olabilir. Enkudu var, Boyd var. Arkadaşlar şu anda kararsızım. O yüzden her bölgeye oyuncu baksın diye göndereceğim bunu. Evet, Beşiktaş yönetimi çok ilginç bir kadro kurmuş. Karius kiralık arkadaşlar. Boateng kiralık. Rebeko kiralık. Diaby kiralık. Elneny kiralık. Hepsi kiralık yani bunların. Bu yüzden burada elim kolum bağlandı. Şu anda para eden oyuncularım 9-8, bakın para eden bütün oyuncularım hemen hemen hepsi kiralık olduğu için burada elim kolum bağlandı arkadaşlar. O yüzden kiralık olmayan oyuncularımı satmaya başlayacağım. Serbest kalma bedelleri olup olmadığına bakıyorum. Serbest kalma bedeli olmayan oyuncuları, yani olan oyuncuları mutlaka hemen şu an düzeltmem lazım. Yani 16 milyona serbest kalma bedeli Victor Ruiz alacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden kalsın bu. 30 yaşında Caner Akin var arkadaşlar. 10 milyon euro. Yani sanmıyorum bunu alacaklarını. Çünkü değeri 5 milyon euro. Alırlarsa da güzel bir transfer olur. O da kalsın. Oğuzhan şu anda kiralık durumda. Kendini geliştirebileceğini düşünüyorum Oğuzhan'ın. O yüzden almayacağım oradan. Bir sezon orada kalsın, biraz kafasını dinlesin. Çünkü gerçekten kafası çok dağınık Oğuzhan'ın. Seneye alırız tekrar Oğuzhan'ı. Yani seneye tekrar gelir. 31 yaşında Lens var arkadaşlar. Orada hem Boyd var hem Diaby var. 31 yaşında. Lens'in ben bu saatten sonra bir şey katacağını düşünmüyorum. Lens'i transfer listesine koydum hemen. Yine 34 yaşında Gökhan Gönül. Yani bu saatten sonra bir seneye futbolu bırakacak arkadaşlar bunlar. Ve futbol bıraktıktan sonra hiçbir bana para katkısı olmayacak. Şu anda duygusal düşünmenin hiçbir anlamı yok. Kesinlikle duygusal düşünmememiz lazım. O yüzden Gökhan Gönül'le de yollarımızı ayıralım. Onu da satalım. 2 milyon euro 2 milyon eurodur abi. Şöyle bakıyorum, Caner Erkin 30 yaşında 5 milyon euro yapıyor. Caner Erkin'i de ben satacağım.
transfer listesine ekle. Çünkü 5 milyon euro 5 milyon eurodur. 30 yaşında bana 2 sene daha oynasa hiçbir şey katmayacak. Ama o bölgeye daha iyi oyuncu alabilirim. Arkadaşlar şimdi öncelikle scout ekibimi göndermek istiyorum. Scout ekibimi nereye göndereceğim? Fransa benim için çok iyi. Çünkü Fransa 2. liginde falan gerçekten iyi futbolcular oluyor. Fransa'ya böyle bir yetenek avcısını gönderelim. İkinci yetenek avcımız yine uygun diyor. Bir Brezilya olabilir mi acaba? Şöyle bir bakalım. Brezilya şu tam kıyıya şeyi olan şurası. Brezilya. Bir de buraya gönderelim. Bakalım bu yolda diyor. Norveç'te falan kim izleyeceksin babacım sen ya? Zaten oyuncu bile bulamamışsın. Yetenek avcısını konumunu değiştir diyorum. Sen boş ver Norveç'i falan. Portekiz'den olabilir mi? İtalya, Türkiye. İtalya'ya gitme, orada korona var. Amerika. Bir Arjantin olabilir. Arjantin'e git. Güney Amerika'dan falan bir şeyler yapalım. Polonya'dan oyuncu arıyor musun? Tamam hadi Polonya'dan, Türkiye'den oyuncu arıyorum. Türkiye'den oyuncu aramaya gerek yok ki babacığım. Senin hemen konumunu değiştir. Senin de konumunu değiştiriyorum. Seni bakayım nereye göndereyim. Şöyle bakayım. Belçika'da da iyi oyuncular var. Gel bakalım şu Belçika'ya. Belçika'da da oyuncular aramaya devam edin siz. Ve talimatlarımı yapayım mı bilmiyorum ama az takım seviyesinde oyun kurucu, az takım seviyesinde diyor. Genç yetenek diyor. 3 tane talimat varmış burada. Biz başka talimat eklerim bilmiyorum ama şöyle bir şimdilik kalsın. Bakalım az takım seviyesinde. Tamam. Az takım seviyesinde ve oyun kurucu. Tamam. Genç yetenek. Eyvallah. Bunlara bir baksın. Ben biraz daha talimat ekleyeyim. Nitelikler, yaş önemli değil. Nitelikler arkadaşlar. Seri olsun bir tane. Seri. Aynen. Seri olsun. Şöyle bir bakalım. Aynen. Bir tane ben yaptım. Seri. Bir tane daha yapalım. Gol makinesi yapalım arkadaşlar. Ve tamamdır. Şimdi oyuncu aramalara başlayacaklar. Şimdi biz bakalım Türkiye Ligi'nde az önce bazı oyuncular vardı ama tabii ki onları şu an değiştirdiğimiz için bulamıyoruz. Ama benim tabii ki kendi kendim oluşturduğum bir transfer listem tabii ki var. Öncelikle şu oyuncularımızı satmaya çalışalım. Bakalım kaç para gelecek oradan. Oradan gelecek parayla transfer bütçemizi ve transfer politikamızı belirleyeceğiz. İşte bana böyle futbolcular lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz hocam hoş geldin falan filan diyor. Gelecek için heyecanlıyım diyelim. Videoyu şöyle biraz mutlu edelim. Bana böyle oyuncular lazım. Bana bunlarla gelin. Eyvallah diyorum videoya. Teşekkürler vidacığım. İlk maçımız Southampton'a karşı. Southampton bakalım ne yapacak bize. Şöyle bir güzel bir skor 2-0. Burak Yılmaz ve Boyd attı golleri. Boyd'un tabii ki oynaması lazım Lens'in yerine. Hatta şu anda Lens'i çıkartıp Boyd'u koyabilirim ama Lens'e bir transfer teklifi gelebilir diye şu anda elemiyorum. Gökhan Gönül için bir transfer teklifimiz var. 1.800 veriyorlar Gökhan Gönül'e. Biz kaç para isteyebiliriz? 1.900 isteyebiliriz en fazla. Teklifi kabul ediyoruz Gökhan Gönül için. Necip için de 2 milyon euro bir transfer teklifi var. İkisini de kabul ediyorum. Umuyorum ki ikisinden de güzel paralar gelir. Tabii yönetim bizim paralarımıza el koyuyor biliyorsunuz. Oradan birazcık bize kalırsa ne mutlu. Wolverhampton bizim Avrupa Kupası'ndaki rakibimiz. Bakalım Crystal Palace'ı 1-0 yenmiş Wolverhampton. Bize karşı ne yapacak? 3-1 yendi bizi. Burak Yılmaz yine attı golünü. Burak Yılmaz gollerine devam ediyor. Wolverhampton bu arada Jimenez falan filan çok iyi kadrosu var. Diyoruz hemen aman en önemli şey Güven Yalçın ve Botuan. Sizin ikinizin çok ama çok iyi gelişmesi lazım çocuklar. Sizlerden çok şey bekliyorum ilerleyen zamanlarda. Güven Yalçın senin serbest kalan bedelin var mıydı bilmiyorum. Ona mutlaka bakmam lazım biraz. Üçüncü maçımız arkadaşlar. Crystal Palace'a karşı oynuyoruz. Kazanırsak gruptan çıkarız diye düşünüyorum ve 1-1 kaldık. Bu arada Cenk Tosun attı golü de eski takımına karşı. Cenk Tosun da golü buldu. Şimdi ne yaptık? Yarı finalde Burnley ile eşleştik. Ama tabii ki böyle bir bilgilendirmeler var. Ne diyorlar? Başarısız oldu diyor. Eyvallah teşekkür ederim. 1-300'ü aldık. 1-300 iyidir. Bu da tamam. İkisi de şu anda başarısız oldu arkadaşlar. Gökhan Gönül için yeni bir teklif var. Hemen bunu da kabul ediyorum. Burnley'e karşı oynuyoruz. 2-1 kazandık. Adem Laiç 2 tane birden salladı. Helal olsun Adem Laiç diyoruz. Ve finale mi yükseldik? Yarı finale mi? Bakalım. Finalde yine Wolverhampton. Arkadaşlar Wolverhampton'dan istediğin kadar kaç. Yine adamlar geliyor seni buluyor. Şu ana kadar iyi para aldık. Umuyorum bunu da kazanırsak gerçekten çok iyi para alacağız. Mutlaka adamlar herkes yenmişler ya. Hadi 3-0 abi. 3-1 yapmışlardı. Şimdi 3-0 yaptılar. Wolverhampton'a karşı yani Avrupa Ligi'nde de bayağı zorlanacağız. Öyle gözüküyor. Neyse sonuçta güzel para aldık. Bakalım kaç para almışız toplamda. Şöyle bakalım. 3 milyon aldık. Bir de daha önce almıştık. 4 milyon euro. Güzel para. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar transfer politikamızı sizlere söylemem lazım. Bu sezonda transfer politikamı çok farklı yapacağım. 1.300 bu arada Gökhan Gönül satıldı. 1.300 kasamıza eklendi. Caner Erkin için 5 milyon euroluk bir transfer teklifi var. Hemen bakıyoruz şöyle Caner Erkin'in durumu kaç para. 5.200 falan diyor. Ben 5 milyonu şu anda kabul edeyim mi? Görüşme mi yapayım? Bir görüşme yapayım. Belki daha fazla bağlayabilirim. 6.200 istedim.
Eyvallah diyor, 6-200. Buradan da güzel para var. Lens için bir transfer teklifi 7.600.000. Lens için kaç para? 9-800 isteyebilirsiniz diyor. Hemen bunun için de görüşme yapacağım arkadaşlar. 9-800 diyor Lens için. Eğer olur da bu fiyatı alabilirsem mükemmel olacak. 9-600'ü kabul ettiler arkadaşlar. İnşallah bu iki oyuncumu satabilirsem çok güzel para gelecek. Eğer bu paralar gelirse gerçekten Beşiktaş'ın eli çok rahatlayacak ve çok iyi bir kadro kurabilirim. Çok önemli benim için. Lütfen bu oyuncular anlatsınlar. Ne olur anlatsınlar. Hadi satıldı haberlerini bekliyorum. Değerli dostlarım, birinci bölümün sonuna geldik. Hızlı kariyerimiz, yani transfer kariyerimiz yarın ikinci bölümüne devam edecek. Farklı takım taraftarı olan herkes sürekli kendi takımının kariyerini yapmamı istiyor. Ama tabii ki benim için eğlence çok önemli ama aynı zamanda izlenimlerin de biraz fazla olması gerekir. İşte bu sebeple takımınızla alakalı bir şey olduğu zaman lütfen takımınıza sahip çıkın. Özellikle Beşiktaşlı arkadaşlar ikinci bölümü mutlaka kaçırmayın. 3. bölümü finale kadar kaçırmayın ve diğer arkadaşlarımız da yıllarca benim Fenerbahçeli olduğumu bilip yine de farklı takımlarda olmasına rağmen sırf ben çektiğim için izlediler. O arkadaşlarım da lütfen Beşiktaş kariyerini izlesinler, bu hızlı kariyeri izlesinler. Bundan sonra aynısını Galatasaray'a çekeceğiz çünkü izlenimler çok olması benim için biraz önemli arkadaşlar. Çünkü bunda gerçekten emek var. Sizlerden yarınki gelecek video ve bundan sonraki finale gelecek bütün videolar için izlenim bekliyorum. Yarın yeni bölümde görüşmek üzere. İzliyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Gerçekten üzülüyorum. Abone olun, bildirimleri açın. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.